Aşağıdaki tabloda bazı can türleri ve bu can türlerinin diyor diploid hücreden kromozom sayıları verilmiş. Diyor ki akrabalık derecesinin diğerlerine oranla daha fazla olduğu kesindir diyor. Şimdi arkadaşlar böyle kromozom sayısına bakarak böyle yamulmayın burada, tamam mı? Kromozom sayısı gelişmişlikle ilgili bilgi vermez. Canlıların kromozom sayısına bakarak işte aynı türdür filan, işte yakın akrabadır diyemezsiniz, tamam mı? Ha, aynı tür canlıların kromozom sayısı tabii ki aynıdır. Ama sen diyelim ki herhangi başka bilgiyi bilmiyorsun. İşte kromozom sayısının aynı olduğunu biliyorsun. Kalkıp da işte bunlar yakın akrabadır, işte aynı türlü falan, böyle şeyler arkadaşlar ne yapamayız, söyleyemeyiz. Biz neye bakacağız? Bakın rattus değil mi? Bakalım hemen. Rattus. Neydi bu arkadaşlar? Birinci isim canlının bulunduğu cins basamağının adıydı. İkincisi neydi arkadaşlar? Tanımlayıcı ad. Tanımlayıcı ad. Yer adı olabilir. Canlıya ait bir özellik belirtebilir. Şahıs ismi bile olabilir. Dolayısıyla tür adı nedir arkadaşlar? Bunun tamamıdır. Tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar biz neye bakıyorduk, hatırlayın. Akrabalıkta birinci isme bakıyorduk. Yani cins isme bakıyorduk. Bakın burada ne var işte? Rattus norvegicus var. Bakın Rattus norvegicus da Rattus aynı cinsin farklı türleri bunlar. Bakın şunlar aynı cinsin farklı türleri. Aynı cins farklı tür. Diğerleri arkadaşlar, diğerleri zaten bakın cinsleri zaten bunlardan farklı. Bunlar farklı cinslerin farklı türleri yani. Burada arkadaşlar 1 ile 3'ün cinsleri aynı olduğu için, tamam, birinci isme bakacaksınız akrabalıkta falan. Bunlar arkadaşlar yakın akraba olduğu söylenebilir. Kromozom sayısına arkadaşlar burada bakamazsınız. Cevabımız Adana olacak.